bence daha fazla bekletmeyelim. Geliyor. Profesör Doktor Ahmet Maremki geliyor. Nasılsınız hocam? Teşekkür ediyorum. Çok güzel ya. Evet, kainat. Enerjisi yüksek bir masa. Kainat şifahanesi. Çok güzel bir masa. Evinde böyle bir şeyler olsun işte. Bir de bilgilendi mi? Bir işte başı ağrıyor. Kullanacağını da bildi mi? Tamam. Tamamdır. Sağlıklı yaşamak mümkün hastanelerden uzak. Hocam, geçen haftaki yayından sonra eve bir gittim. Annem şey almış. Kaya tuzu almış. Ama şey... Değişti hocam. Himalaya kristal tuzu. Benim güzel. Evdeki bütün tuzlar değişti artık. Ne anneme güzel. Aldırdı. Bilgilendirmeye gerek yok. Artık evet. Evimizde rafine tuz değil. Evet. Kaya tuzu kullanıyoruz. neyle başlayalım isterseniz? Bu arada seyircilerimiz telefonda hocamıza soru telefonda bağlanabilir. Hocam evet. Hocam evet. Zayıflama kürüyle mi başlayalım dersiniz? Yoksa bu kozmik ettiğim. Mamayı biraz sonra yapalım. Tamam. Anneler ekran başında olsunlar. Tamam. Çünkü olmayan mamalar maalesef işte yapılan çalışmalarda astım, allergi, çünkü içine katılan bazı fruktoz bazlı şekerler var. Tanımıyor. Annelerde maalesef hele şimdiki anneler üzülerek söylemek işte çocuk ağlıyor dizi izlerken. Dizi izliyor tabii bu ara. Çocuk da ağlıyor. Bir kaşık koyuyor, işte karıştırıyor falan hemen böyle. Yani tabii ama bir gün bir astımı başlayınca ne dizi kalıyor ne bir şey, mutsuz huzur. Onun için bugün bu tabi mamayı burada yapacağız. Harika. 6 yaşında 1 yıl 2 yıl piyasada 50 liraysa bir mama, bunu 5 liraya çok rahat yapacağız evimizde. En doğalı ve muazzam. Yani içinde neler var size, ne vitaminler, ne mineraller var. Başka dünyanın hiçbir... Sadece kainat şifahanesinde. Onun için tabi mamayı daha sonra yapalım. Evet, bütün annelerin indirirken acaba yeterli besini, yeterli vitamini verebiliyor muyum? Hangi besini indirirsem çocuğum daha iyi gelir? Az sonra beraber burada canlı yayında evet. Yapacağız Ahmet Hocam. Taşlar var mesela. Ben bir taşlarla girmek istiyorum. Hocamın ben gittiğim taşının çok büyüğü vardı. Evet. Şimdi bu amatist gördüğünüz amatist. Gibi. Ne işe yarar? Çok önemli bu. Bu biz bunu böyle buradan su akıyor. Su sesi bilir. Hı hı. Aynı zamanda da havaya oksijen veriyor. Bu taşlar da çok önemli. Biz ısındığı zaman daha bir İyon veriyor içeriye. Etkisi daha fazla oluyor hocam? Çok daha fazla oluyor. İşte bu da onun küçüğü mesela. Hocam bundan bir şey söyleyeceğim burada. Evet. Benim de bir arkadaşım bana bir amatist taşı hediye etti. Ama dedik bunu dedi çantanda ziyade dedi. Vücut ısısıyla beraber kullanman daha iyi olur dedi. Ben onu koyayım. Tamam yani bunlar elinizde bedeninizde dursun. Yani değil mi? Şöyle bedende, bir getir evet. Bak bunlar daima... Evet. Bedeninizdeki bütün ne işe yarar hocam amatist? Gördüğünüz gibi. Şimdi insanı boyamış. Sıbga ayette vardır. Boya. Allah'ın boyası farklı bir şey. Yaratıldık topraktan yaratıldık evet. Ve sudan yaratıldık evet. Bir damla. Şimdi bir kristale 7 renk çıkar. Gökkuşağı yok mu? Su da öyle değil mi? Evet. O 7 olacak. İşte bunları bir gün ekranla yapalım inşallah. Buranızı morla boyuyor. Başımız. Tabii. Yukarıki en büyük renk skalasında mordur. Hı hı. Lacivert, tiroid, kalp bölgeniz yeşil, mideniz sarı, bağırsaklar noktalar kırmızıya boyar. Allah. Hı hı. Bu Allah'ın boyası bize boyadığı işaret. Senin kardeşin başın mor. Ne diyor? Moralin bozuk. Bana bak diyor. Ya yani mor bir flar bağla. Mesela sizin hiç moraliniz düzelmez. Yakınsınız şu çok anda. Çok iyiyim hocam. İşte yani her zaman ev işinde. Daha da iyi olabilirsiniz. Tabii ki. Vardır. Doğru. Daha iyi olmak. Peki hocam evimizde neresinde tutacağız? Mesela bunu
Bunu alsın. Bakın bu çok önemli. Yani şuna bir baksan sensin. Bunun sesi şurada. Bir su sesi var. Buna baktığın zaman bunun içine gireceksin. Bakın yoğunlaşma da bunları yapabilsek zaman yetmiyor. Biz kamplarda bunları yaptırıyoruz böyle. Bedensel temizlenince o bağırsakları, karaciğeri, kanı, beyni düzeldi mi? Yaratıcıyla irtibatı daha rahat kuruyorlar. Ötelere yolculuk yap. O zaman oturduğunuzda moru düşünün diyoruz. İşte o anda şu amatisti düşünce. Düşündüğün yeşile, maviye, kırmızıdan o anda insanlar burnu dönenler var yani böyle. Ya. Ya o kadar ya, kendini o yani kadar kendini kırmızıyla çıkıyoruz. Onun için amatist, morali bozuk olanlar amatiste arada bir elini koysun. Müthiş bir enerji yayıyor mesela burada. Bu yine bu amatist taşı bunu da bir suya. Mesela diyelim ki bardak. Evet. Bunu içine atın. Bunun içindeki renklerde magnezyum, çinko, mineral gördün bizim sürahinin içi. Alkalis oluyor. Hep bu taşlardan alkali su oluyor. Bu da bunun ikisini daha küçüklerini sürahinizin içine atın. Devamlı bununla. Niye moraliniz düzeliyor? Düzelir mi? Çünkü bunun içinde buna rengini veren lityum, çinko. Dolayısıyla eser mi? Lityumu aldığınız zaman bedeninize yapılan çalışmalar psikolojik, hiperaktif, panik atak, kaygı, endişe gibi problemlerde hekimler ön plana çıkarıyor. Bu yapılan çalışmalara da işte biz ne yapıyoruz? Biliyoruz. Peki hocam. Her taşın her burca göre de çok önemli tesiri var. Şunu unutmayalım. Bir kere hasta oldunuz doktora gidecek. Hastalığı tedavi etmek doktorların işi. Biz hastalanmamak için ne yapacağız? Ama ben efendim işte öksürüğü, kiloyu bilmem neyi değil. Bunun taşı var. Demek ki yani sarı kantaron papatyanın yanında psikolojisi bozuk olanlar diye. İşte bir amatist taşına baksın. Bunun kokusu var. Çok önemli mesela. Menekşenin rengi nedir? Mordur. İşte onun kokusu sizin böyle birkaç nokta var. Daha geçtiğimiz. Yine noktalarla bunun. Taşlara hocam. Alişan şimdi şey çıktı. Yeni tamamlayıcı tıp yasası çıkıyor. Daire başkanlığı da kurulmuş. Acaba kim yapacak bu şeyleri? Şimdi fitoterapiyi kim yapacak? Yani bunu yine tabii ki hekimlerimiz, hasta hekimlerimiz, veterinerler, biyologlar, kimyagerler. Acaba yine mi bunu doktorlar yapacak? Biyologlar bu işin neresinde yer alacak? Hı hı. Bu ülkede doğan çocuğu sağ yine bu ülke hastane kapılarında, kuyruklarında kalan ömrünü İnşallah. Buradan yetkililere, İnşallah bilhassa Sağlık Bakanı ve Sayın Başbakan'a tamam uzmanlar heyetiyle yapılması. Almanya, Amerika örneği İnşallah. Diliyorum. Hocam. Sıkıntılar olduğunu da biliyorum. Geçtiğimiz hocam, hafta evet. Yetiştirememiştik. Yetiştiremedik. Hem var. Direkt zayıflama kürüyle başlayabilir miyiz acaba? Tabii başlayalım. Zayıflama için de önemli. Zayıflamada funda yaprağı dedik. Bakın burada gördüğünüz hemen herkes mesela günlük 500 gramlık bir çay hazırlayalım. Nasıl ne işe yarayacak ya? Hocam? Bakın bu söyleyeyim. Funda yaprağı. Hemen okuyor. Funda yaprağın. Şiminde tanen, arbutin. He, tanen var. Tanen. Arbutin. Tanen ne yapar? Bedendeki fazla demir başta olmak üzere güçlü insanlarda, kilolu insanlarda demir yoğunluğu fazladır. Bunu alır atar. Evet, evet arbutin var hocam. Evet. Saponin, enzimler, mineraller, erikolin. Evet. Flavonoglik asit. Evet. Flavonoglik asit. Evet. Şimdi çok güzel aminoasitler bunlar. Çok önemli. Funda yaprağı. İşte bunun onun tohumlarından elde ediliyor. Bunun özelliği bedendeki ödemi atması. Ya
Anlık kürler, funda yaprağı, yeşil çay, kekik, biberiye, rezene. Evet hocam, bu rar söktürücü olması dolayısıyla sık sık tuvalete çıktığımızdan tabii dolayı tabii yağları çözüyor. Lenf drenajınızdan lenfleriniz yağları alıyor, böbrek yoluyla diyoruz. Çünkü rezenedeki o söylenen o maddelerin böbreği var. Hı hı. Mesela nereden öğreneceğiz bu hocam biz zayıflayacağımızı? O basenler var, var çok kilolu göbek sıkıntılar var, var. Göbek bölgesinde yağlanma var. Biliyorsunuz mesela değil mi? Bunların hepsinin sebebi böbrekleriniz çalışmıyor işte. Onun için funda yaprağı. Funda yaprağı. Peki nereden anlayacağız yağ attığımızı? Bakacağız. Baktığınızda üstünde bembeyaz göreceksiniz. Ama tek başına yağlı içmiyorum. Tek başına içmiyorum. Yeşil çay. Yine güçlü bir antioksidan. İçinde kateş de var. Çok önemli. Tabii sadece yeşil çay toksin atmak için değil. Güçlü. Antikanserojen, antifungal. Yani anti diyabetik. Yani çalışmalar bize bunu gösteriyor. Hı hı. Yine ama asıl püf nokta burada bu karışımı hocam. Karışımı ayrı ayrı içmek değil, bu karışımla. Yani şimdi bir çay olarak içebilirsiniz. Tabii ki zararı yok. Bileşimi hazırladığınızda bedeninizdeki yağ olduğunuz kekik mesela yine her gün bunun içine 5 gram biberiye yine çok yakıcı yağdır. Evet. Yine çok önemli yağ eritici özel sakinleştirici özelliği var. Hocam kekiği mesela bazı şeyler bu diyetisyenler falan şey veriyor. Mesela hı, bir ara ben de içerdim onu. Kekik suyu tek başına da çok büyük bir şey değil mi? Şimdi parazitleri yok eder. Bir de hı, en büyük özelliği parazit setinde biraz sonra anlayacağım. Eskiden kekik suları vardı, yapılırdı, yollarda satılırdı. Evet. Evinizde siz de yapabilirsiniz. Çok sert bir bitkidir. İçinde çok yağlar vardır. Aromatik. Mesela biraz fazla sürseniz yakar yani teninizi. Hmm. 4 gün derinizi kabuk bağlatır. Allah yani. Allah. O kadar kuvvetli. O kadar kuvvetlidir. Ölçü çok önemli. Dediğimiz gibi 500 gram suya 5'er gram bunlardan koyduğunuz demliyorsunuz. Yani bir kaynatma yok bakın. Kaynattığınız bunların hepsi biberiye ve kekik ve rezene yağ çıkarır. Aromatiktir. Suya 5'er gramlık. 5'er gram koyuyorsunuz. Hepsinden bunu koyduğunuzda demliyorsunuz. Tekrar su koyun. İkinci demi de faydalı. Ha, olabiliyor mu öyle? Tabii şey canım. İkinci demi de faydalı. Yapın bunu için. Çocuklarınıza içirin. Bunu içtiğiniz zaman görecek. Peki aç karnına mı tok karnına mı hocam yemekten yani sonra? Yani yemeklerden önce içerseniz inceltir. Yani bu atar yağlara, metabolizmaya atıcı etkisi olduğunu söylemek istiyorum. Bu çok çok önemli. Sabah aç karnına bir bardak, yemekten önce bir bardak içtiğinizde bağırsakları yumuşatacak. Çünkü niye? İçtiği zaman oradaki parazitleri de öldürüp hani boşaltımı sağlıyor. Harika. Onun için bunu 3 hafta ama devam edeceksin. 3 hafta. 3 hafta. 20 bedende 21 gün kaplıcalara gittiniz mi 21 defa derler. Girin suya derler. Dolayısıyla bu çok çok önemli. 20. Bunu yapın en azından 21 günde. Kaç kilo artık o yani 1.60 boyunda biri 90 kiloysa en az 21 günde. 21 günde suyu işte ki, evet bir ayda en fazla yani 4 kilo vermeleri lazım ama bu bağırsaklar 7-8 kilo zaten. Şimdi bağırsaklar boşalıyor içindeki sinirler. Bir de ayağınızdaki o selülitler boşalıyor. Kollarınız yağ atıyorsun. Selülit ya. Peki hocam diyelim ki daha fazla kilo vermek istiyor. 6-7 kilo yetmiyor. Bir gün mü deneyecek? Nasıl kullanacak? Devam etmek hayır, istiyor onun bu küre. Için şimdi artık bir ara mı detoks, verecek ya da? 20 biliyorsunuz tam detoks ayındayız şimdi. Detoks bağırsaklar
Mesela biz 7 günde 7 kilo veriyor insanlar. Biz değil. 9 kilo geçen detoks kampında 11 kilo veren vardı. Vay ama be. Yani 98 kiloya falan düştü ama daha sağlıklı. Yani şimdi bağırsak tabii sizin bedeninize göre değil ama 7-8 kilo içinde kitle alabiliyor. Şimdi artık burası herkes tıkanmış durumda. Onlar çözüldüğü zaman 8 kilo. Kolunuzdan, bacağınızdan ödemler. Yani ayağını düşün. Basıyorsun ayağına, içinde kalıyor ayak. Damarların, sinirlerin hop o pis cerahatın içinde duruyor. Bende yok hocam. Sizde yok ödem. Maşallah. Sizde dokunmadı. Bende var mı? Alişan'da. Bende de yok. Var olabilir ihtimaliyle. Birine dokunmamız lazım. Hocam bir soru var seyircilerimizden. Evet. Ben kuşburnu içiyorum. 3 bardak. Bir de yarım saat yürüyüş yapıyorum. Acaba kuşburnudan mı? Kuşburnu biliyor musunuz mesela? Hani ne işe yaradığını biliyor musunuz? 6 aydır da verdim, kilo verdim. Kuşburnu içerek. Evet. Ve yürüyüş yaparak zayıfladığını söylüyor yürüyüşün hocam. Yürüyüşün diyorlar ki işte şu diyet var, bu diyet var. 5 kilo alamıyorum, veremiyorum ya. Lişan. Evet, çağlan. O et temizlemeden doğru hocam. Yani senin bağırsaklarda 15 çeşit kırış bilmem ne, tenya, uzun bilmem ne tenyası, domuz solucanı. Bunlar bedeninde. Ya sen nasıl zayıflayacaksın? Posa. İyilerini bunlar yiyor. Hocam domuz neyi var dediniz ya? Bir seyirme geldi bana. Neyi var dediniz hocam? Domuz sen bize bir bakalım. Yani bir şeyin yok da. Hocam hani varsa vallahi ben çok kötü olurum. Ben. Yok domuz olsa da cansız bedenini önüne koyarız. Rahat ol. Ay. Yani hocam. Yani kuşburnu biraz sonra kış çayı yapacağız. Kuşburnunu bakın her rengiyle bile ironi yapıyorum. Kana benziyor. Limon kabuğu koyuyorum mesela. Limon kabuklarından koyuyorum. Tabii yürüyüş çok önemli. Yürüyüş niye yürüyorsun? Hücre yenileyici özelliği var. Aynı zamanda kuşburnu da ödem atıyor. Yani ödemler aynı tüyleri bu funda yaprağı gibidir. Yani bunlar grupta. Zaten bu fundayla bu kuşburnu familyası aynı grubundan. Yürüyüş yapıyorsunuz. Bir de anlatalım. Doktorlar yürüyün. Ayağınızın altında bir insan var Çağla Hanım. İnsan terapi biliminde. Elinizin içinde bir insan var. Yüzünüz bir insandır. Kulağınız bir insandır. 5000, 3000, 2000 yıl önce insanlarda bu teknoloji yoktu ki. Yoktu bunlar. Doğru. Ne oluyordu? Aç dilini diyordu. Senin diyordu bağırsağında bu var. Kulağımıza bakıyorlar. Kulağına bakıyordu. Diyor ki sende bu var. Gözünü açıyordu içini, bebeğini. Böbreklerinde taş var diyordu. Yüzüne bakıyordu. Şimdi biz bunları söylüyoruz. Yani şimdi illa MR'a, tomografiye girip bilmem. Bunlar artık sanayileşmiş. Bunlardan bu insanlık kurtulması lazım. İşte yürüme. Yürüdüğünüz zaman bütün bedeni uyarıyorsunuz. Vay be. Getirelim. İşte ayak detoksu niye yaptırıyoruz biz? Ayağınızı koyuyorsunuz şu. Alın bir tuz getirin. Şu boyda bir tuz alın. Kaynamış suyun içine. Yalnız burada geçen programda çok mail geldi. Tuzu anlattık. Hocam dengem bozuldu. Olabilir. Aa. Neden? Kaya tuzlarının içinde ağır metal değil, kristal dedi. Kristal tuz alacaksınız. 1 kilo gram tuz çıkıyor o kristal. Öbürleri ağır metal olabilir, çinko olabilir. Atıyorlar, onlar yalayabilir. Hani İnek tolere yani. Edebilir yani. O. Yani tolerasyonu, bağırsak sistemi çok değişik. Bunu yalnız karıştırmayalım. Kristal tuz. Evet. Bakın burada gördüğünüz şeffaf olacak. Yoksa kara kara sakın onları kullanmayın diye söylemek istiyorum. Alın bu tuzu suyunu kaynar suya ayağınızı koyun. Suyun renginin böyle 15-20 dakika içinde
kahverengi olduğunu göreceksiniz. Çünkü bunun içindeki mineraller suya geçiyor. Hı hı. 12 bin ter bezi sinir ucunu yaklaşık uyarıyor. Oradan bir çekiyor. Atıyor. Aynı şekilde elinizi koyun o suya. Hatta mümkünse denize girmiyor muyuz? Evet. Neden şifa deniz? Evet. Yüzdüğümüz için. Olduğu için şifa. İşte bunları bu millete anlatmak lazım. İnşallah yasası bunları içine alır mı diye çok büyük bir soru inşallah. Bir soru da hocam ekranlarımızda bizi izleyenler tarafından gelmiş. Günaydın. Buyurun sorunuzu alabiliriz. Hanım, buyurun. İyi günler Çağla. Sizi severek izliyorum. Teşekkürler, sağ olun. Buyurun, sorunuzu bekliyoruz hocamız. Doktoruma sorum. Bağırsak hastasıyım. Yani bağırsaklarımda bir tembellik var. İlaç kullanmadığım sürece 8 ay önce bir doğum yaptım. Kilolar üzerimde. Bu kilolar diyorum. Yani bu bağırsaklarımı çalıştırabilecek, bu tembelliği attırabilecek herhangi bir şey. Hocama soruyordum. Tabii. Evet. Bağırsakları tembelmiş hocam. Yani bağırsaklarla ilgili zamanı bakın. 20-27 Aralık bugün sefer ayı. Bir de uyarıyorsunuz, çok önemli. Seferin biri bugün. Yani ay yeniden işte bir ay başlıyor. Detoks ayının son ayı. Sefer ayında ilahi kitaplarda Peygamber Efendimiz biliyorsunuz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm hastalığına tutuluyor bugün. Da dünyamıza binlerce bela yağdığı rivayet edilir. Onu da söyleyelim programımızda. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diye bir dua. Kuvvet, kudret, her şey sende, biz hiçiz gibi. Böyle çok değişik manada. Sefer ayı sıkıntılı bir ay. Bunu mutlaka unutmayın. Çok söylüyorum. Evet, varsa. Onun için detoks işte bu ayın 8'inde başlıyor sefer. Bir de son 7 gününde. 20-27 Aralık'ta evinde bunu yapsın. Ne yapsın hocam? Ne yapacak? Şimdi ona hayvansal gıdayı kessin bir kere. Hayvansal gıdayı kesiyorsun. Hayvansal gıda asitiktir biliyorsun. Bağırsakları sertleştiren hayvansal gıdadır. Emilimi, protein yoğunluğu zor. İkinci, süt kesinlikle içmeyecek. Niye? O da emilimi zor. Hatta yani hocalarımız Ahmet Aydın diyor ki şey etkisi, morfin etkisi çok önemli. Çalışmayı durduruyor. Durduruyor yani. Tabii yani sütü eskiden 100 yıl önce zam falan yapıştırmadı. Ya. Şimdi sektör oldu. Yani ya bunlar halen yok. Ve ben çok üzülüyorum. Ben çok üzülüyorum. Ya arkadaşlar şimdi işte nereye hastalandım, hastaneye gideceğiz. Bağırsaklar niye tıkanıyor? Yediğimiz gıdalardan tıkanıyor. Besleniyoruz, su içmiyoruz. 2 bardak su içeceksiniz. Ama hangi su? Hemen ölçelim. Hemen ölçelim. Bir su geldi. Bu musluktan mı? Damacana. Hazır su. Damacana su. Hemen alkali çubuğumuzu daldırdık. Demiş ki hanımın sualine cevap. Beden pH'sı düşmüş. 7.14'ün altı. Beden kilitle alkali olmalı ki olsun. Hemen koyuyoruz. Nerede? Sen şahit ol. Ölç. Şu hocam. 5. 5. Zehirleneceğim. Eyvah. Ay ben şimdi içtim ya. Zehirlendin işte, buyur. Burada. Şey böyle yok ediyorlar. Böyle yok. Hocam yapma. Yani bu ancak sıvı gidermek için. Yani yani bir yudum. Ama hocam içmeyin. Bir yudum için hocam bir şey olmaz ya. Hocam bizim ev. Bizim ev. Kızımızı aldın mı? Bizde çözüm var. Siz hocam düşünün. Öyle makineler var. Normal musluk suyumuza bağlı. Benim bütün çocuklarım şu anda. Bütün çocuklarım da sanki 750 alkali tane çocuk. Alkali mı? Alkali su hocam. Ha, alkali. Alkali su. Bütün derecesi her şeyiyle alkali bizde su. Hocam ya demek ki bilmiyorum bir yerden. Başka yerden aldım. Ne bir... Yakalan. Çünkü öyle artık aldatıyorlar ki insanları.
Bakın Hayatçım hanım niye asitlik işliyor dışarıya. Sadece dünyada bağırsak rahatsızlığı ile ilgili yapılan 11 7-10'da 8 alkali su içirilerek bağırsaklar problemi. İnternete girsinler bağırsak alkali kanser diye. Alkali biraz da Çin'de, Kore'de, Japonya'da yapılan çalışmalar var. O zaman hocam suların o pH bir ölçüsü tabii. Baktık işte burada. Yani sen de tam adamlar. Daha da kötü oldu ya. 6'ya döndü. Yani 6 işte iyi ya. İyi mi? 6 yani nispeten. Halbuki şimdi o suyu biz okuyalım neredeyse. Üstünde 7,5 falan. De plastikteki o petrol kanserojen madde bunu bozuyor. Duruyor, katalizör etkisi yapıyor. Suyu bozuyor. Ama musluk suları işte bedeni alkali yapacak. Her gün 2 litre su içecek kızımız. Et yemeğinden uzak duracak. Mümkünse lahman yapabilir. Alişancığım istersen şimdiye doğru. Görüyorsun. Hocam bir dakika benim bizim suya da şimdi laf ettiniz ama bizim suda 7 oldu. Olmadı daha. Vallahi. İçeyim biraz daha. Bak. Bak hocam 7 oldu. Hayır 7 orası. Tam 7.2'yim ben. Hayır. Suyumuz da Çağla öyle. Hanım nereye yakın bu? Eminim şeydir ama benim de fena değildir. Hocam 7'ye yaklaştı. 6. Hocam bu 6. 7 hocam. 6.5'dan 7. 6.5'dan 7. Biraz da tuz kattık içine. Az da işte alkali kristal tuzu kattı mı işi düzeltiyoruz. Böyle ne yapalım? Evet harika. Su da yapsın 7 gün evinde. Herkes evinde yapabiliyor. Kırmızı pancar havuç sıksın. Hem de çocuk doğurmuş değil mi? Evet. Çocuğu var ona da çocuğunu besleyin. Her gün bir ısırgan çayı içsin. O da yine bedene faydalı. Dediğimiz bu çok iyi netice alır diye hadi inşallah. Ve geldik hocam tansiyon kürüne. Çok artık hani yaşı herhalde büyük ihtimalle 40'tan sonra çok sık rast. Gerçi mesela 40 demeyelim ama ben de mesela 35 yaşındayım ve benim de tansiyonum inanılmaz düşüktür hocam. Hep ben kalktığım anda bir gözüm kararır, şöyle bir dolanırım sonra tekrar sana kendime gelirim. Sana hemen üzüm çekirdeği onlara. Mesela üzüm çekirdeği tozu muazzam bir gıda. Efendim kuru üzüm yiyin diyor. Hadistir bakın. Hı-hı. Allah Allah. Niye kuru üzüm yiyin? Çünkü bu üzümü yedi mi çocuklar çekirdeğini çıkarıyor büyük diyor değil mi genelde? O zamanda benim çocuklarım çekirdeksiz üzüm yiyor. E buyur işte yani. Niye? Şimdi çocuk o işte yiyemez değil. Onun için diyor ki mesela niye yani koca Allah peygamber üzüme el atmış. Niye? Önemli bir madde bir kere. Bir salvatrol. OPC denen bir etken madde var. Dünyada tarafından ilaç olarak %5 ilaçlara kullanımında çalışmalar yapılıyor. Üçüncüsü kuru üzümü kuruttuğunuz zaman çekirdeği evet. Yeme imkanınız oluyor. İşte fayda onda. Bildiğimiz kuru üzüm yani. Tabii kuru üzüm. Olmadı. Biz ne yaptık? Denizli'de şarap fabrikaları. Denizli Pamukkale Üniversitesi'yle bir çalışma yaptık. Bütün çekirdekleri topladık. Bir işlemden geçirerek toz haline getirdik. Hijyen haline getirdik. Siz de üzüm çekirdeği tozu. Ama bunu aktardan, çuvalın içinden almayın bakın. Biz yedim, hemen ağzımda yara çıktı. Nasıl anlayacağız hocam? Niye çıktı yara biliyor musun? İçim çekti böyle bir yerde gördüm böyle kocaman kırılmış ki. Çiğnedim baktım elimde bir şey sallanıyor. Eyvah. Kelebek. Yani oraya. Tabii ben onu yuttum yani onunla. Hani böyle fındık cevizin üstüne kelebeği böyle küçük küçük olur ya böyle fındıkların üstünde küf gibi. Evet. Hani onlar işte asla. Onu yerseniz alırsınız bakın aflatoksin yani çok rahatsızlıklar onu. Behçet, aft. Bu yaralarınızın sebebi hep o zararlı yaratıkların toksinleridir. Büyük sıkıntı çekersiniz.
Bir kiş dişi aldım ağzıma. Devam tuzla orayı dağladım. Yani sabaha kadar. Onu da çözüyorum. Ama o olmasa o anda büyüyor, midede yara, öze falan yapıyor. Öğürüyor bir tane cevizden. Bir sürü problem ortaya. Bak işte bunlar için tabii kırılmamış ceviz kullanacaksınız. O üzüm kutulu ambalajlarda. İnşallah bu tamamlayıcı tıp yasası bunu yapar. Şeyi. İçinde aflatoksin testleri yapılmış mı? Bakalım. Nedir yani? Düşük tansiyon için mi hocam? Üzüm çekirdeği tansiyonu dengeler. Bedenden radyasyonu atar. Destekleyicidir. Bağışıklık sistemini yükseltir. Peki yapacağız? İşte en önemli şey sarımsak. Kuru üzüm istiyorum şuraya canım. Çekirdekli kuru üzüm. Alayım. Ben alacağım sana yarın, merak etme. Hayır, yok şurada dursun. Bir dahaki programa kahvesini yaptıralım. Üzüm çekirdeğinden kahve. Bunu verirsek bu topluma üzüm aynı kahve gibi. Ya kahve de çekirdeği. Ne çekirdeğinden? Ya Çağla bak şimdi biraz değişelim ya. Değişelim yani, hocam. Bu kahvenin çekirdeği, bu da üzümün çekirdeği. İkisi de aynı sertlikte, kıramazsın. Diyoruz, güzelce işlemden evet. Geçiriyoruz. Bunu kahve diye yapmışlar ki tasfiye ediyorum. Günde sağlıklı insanlar 3 kahve içmeli. Mutlaka. Aa bak bunu hiç... Sağlıklı insanlar 3 kahve fincanla. Türk Nescafe içenin tabii söyleyeyim. Ama... Nesli kurur çocuğu olmayabilir mi? Artmaz ama Nescafe içtiğimizde aşırı selit yapıyor. Kesinlikle Nescafe içtiğimizde. Onu söylemeyelim ama yok, onu Nescafe anladım. Genel adı. Hazır kahve. Markaları hazır kahve. Var. Hayır markaları hocam... da reklama girer. Tamam işte sen markası. Marka olarak Ali mi Veli mi? Hayır kahve. Hocam mi? Ali diyelim biz ona. Ali. Aşalım artık. Türk yani... kahvesi hocam, içeceğiz değil mi yani? Aşamıyoruz hocam işte. Türk kahvesi dışında yapmıyoruz onlar. Asla gençler sakın. Ama Türk asla. Kahvesi de hocam sağlıklıysanız günde 3 bardak. Tabii 3 kahve. Ben ya şimdi peki soruyorum. Teyzem yine Çağla'nın. Teyzem altı yaptınız mı sabah? Yaptım hocam. Kahve içtiniz mi? İçtim. İçtiniz. Ne zaman? 8:30. Kahvaltıyı kaçta yaptınız? 8:30'da. 9. Bir saat sonra falan. Ben hocam kahvaltımı yaptım. Evde yaptım. O zaman kahvaltı yapmadın sen. Aa neden? Neden? Hocam ben kahve hiç içmiyorum ki. Bak bir dakika. Kahve altı yaptım diyorsun. Oradan geliyor ya. İroni yapıyor hocam. Bak kahve altı yaptım diyor. Oradan geliyor. Hani diyor altına bir şeyler ye üstüne kahveni iç demek. Allah Allah. Alişan. Bugün ya valla. Dur şeyler yapmıştı. Yazık yavrum kahvaltını yapamam. İşte benim bünyem bunu istiyor hayatım. Bünyem istiyor demek ki doğru yani şeyler yapıyorum. Bilinç olmasa da bünye istedi. Hocam kahve ne işe yarıyor ki? Onu Hazreti istiyor. Ali radıyallahu anh buyurmuş ki bana bir kelime öğretenin ki biz köle olalım diye demiyoruz Alişan'a da. Öğretim, ama evet. Şimdi bir şeyi öğrendik yani. Demek ki altına bir şey yiyip üstüne kahve içmedi mi kahvaltı yapmadınız siz. Bu. Üzümüm geldi hocam. Evet. Bu çok önemli. Kuru üzüm. Hocam bir dakika dur. Üzümü geldi. Ne karar var onu anlamadım şimdi. Kahvenin çekirdeği. Kahvaltı ettin üstüne hocam kahve. Bize derdi ki ol. Elma yedin, armut yedin, ayva yedin. Ne yersen ye çekirdekte. Çekirdek. Hocam ya bunun zehirlisi var. İşte Devlet Tarım Bakanlığı, üniversiteler. Sen bu çekirdek diyelim ki burada şu an ya işte üzüm çekirdeği. Onu üstünde her çekirdeğin üstünde bir kabuk vardır. O mesela bir şey söyleyeyim size. Bakın iyi dinleyin. Alişan yerken dikkatimi dağıtıyor bu ara. Çekirdeğini çıkardım. Evet. Şimdi malta eriği vardır. Hani. Evet. Evet. İşaret ne? Mideye benzer. Bu bölgeye. İçinde diyor. Evet şeyler de var. Organa işaret ediyor. Bir hocam öyle derdi.
ironi yapıyoruz. Renk kafre kesene benziyor. İçinde çok ilginçtir değil mi? Koca büyük ve birbirine yapıyor. Hep sorarız değil mi? Ay Allah ya, buna bir eti içinde yani 110 gram eti çıkıyor, 90 gram çekirdek. Çekirdeği var, doğru mu? Evet. Niye? Bu Allah haşa. Mesaj var orada. Diyor ki bak, bu bölgende bir organa mümkünse 1000 yıl önce kitaplarda var, eski mes kitapta. İçindeki çekirdek taşlarınızı düşürmeye yarar. O taşlar ona işaret diyor. Vay be. Bak. O çekirdek çıkarılıyor içinden. Hani hep sorarız ya, ya bu niye boşa gidiyor? Değil işte. Allah israf yapmaz. Allah zulmetmez. Biz kendi çekirdeği atarak gidip safra keseni aldırıyorsun. Ondan sonra kalın bağırsak, memeler, kanamalar, ameliyatlar. Ondan sonra devamlı kıçın yukarıda yaşıyor. Yani Çağla Hanım, bize bak, öyle insanlar geliyor ki. Diyorum mesela. Ben de şu an. Ya biz mesela çekirdeği hocamın dediği gibi ayıklarız, çekirdeği atarız, gider. Çekirdeği işte nasıl yiyeceğim? Mesela o zehirli biraz yani, etkili. Kısın kabuğu üstünden soyulduğu zaman. Hmm. Mesela kapari, gebereotu. Kapların yanında verirler yeşil yeşil. Şimdi evet, o yasak tabii. Ülkemizde. Niye? Efendimiz... Bazı restoranlarda yasak, salataların içine falan salata, koyuyorlar. Salata turşusu işte o. Ha, turşusu doğru. Giden ne derlerdi? Bir şey bozuldu. Al turşusunu kur. Senin olsun. İşe yaramaz hani. Yani, şimdi yani. Şimdi onun da şeyi niye? Adam sen ona üstünü kurutacaksın, kabuğu açılacak. Toz haline geldi. Daha bu ülkenin çivisi yerine da mümkün değil. Bu ülke çünkü tam bağımsız değil şu an. Şu an biz tröstlerin kontrolü. Kesinlikle ben bunun böyle olmasaydı Çağla Hanım. Yani bunu çekirdeğiyle yedirmeleri lazımdı ya. Hiç kimse demedi. Üzüm yok. Çernobil patladı. Bak bu çok önemli. Bunu bak. Ne daha deydik o zaman. Bu kardeşiniz daha 14 yıl o bölgede bizim devletimizin adına görev yapan biridir. Diplomat olarak UNDP önemli değil. Aynesi iştir kişinin. Lafa bakılmaz. Lafa bakılma. Doğru. Evet. Eşeğe kitabı bir şairimizin sözüyle diplomalı cahil diploma ben kullanmıyorum. Profesör de kaldırsın arkadaşlar. Ahmet Maranki yeter yani. Hayır, gerek yok. Niye şu üzüm çekirdeğini Çernobil'de kanser oranı %6 araştırmışlar. Hatırlayın o günler, çay içilmiyor, ülkede kaos var, sıkıntı. Araştırıyorlar. O bölge üzüm bölgesi. Bağlık. Gittik gördük. İki şarap fabrikası var. Çekirdekleri orada hani dışarıya köylü alıyor, kolhoz burası. Çiftlik, köylü 2 kilo çekirdek veriliyor. Hayat pahalı Rusya'da. Öyle bir dünyanın ülkemiz her şeyin bol oldu. O çekirdeği alıp kahve yapıp her akşam içiyorlar. Çorbalarına, çaylarına koyup yedikleri için o bölgede 6'yı geçemiyor. Çalışma var burada. Ya büyük bir şey. İşte üzüm çekirdeğinin önemi. Siz olun her gün çocuklarınıza yoğurtların içine, çorbalara üzüm onu yesinler diye OPC ve Salvatrol bunun için çok önemli. Bağışıklığı düşük olan çocuklara, emziren annelere örnek. Yüksekse tansiyonunuz sarımsak her gece. Bir de soğan kürü veriyorum size. O da ekranda olacak. Tansiyon. Yine aynı şekilde niye böbrekleri açıyor? Soğanla hiç bir baş soğanı yine alın. Bir iki dakika kaybettim. İki taşım. Bunun suyunu için, böbreklerinizi açtığı için, iltihap ve ödem attığı için tansiyonunuzun düştüğünü göreceksiniz. Vay. Neden düşüyor?
Çünkü ödem atıyorsunuz. Böbrekleriniz açılıyor. Tansiyon haplarının özelliğini hani hemen tuvalete gönderir ve rahatlarsınız. Üçüncüsü tansiyonu düşürür. Tuz taşı alıyorsunuz. Gece kaynar bir su yapın. İçine atın bunu. Ayağınızı koyun. İçinde tansiyonunuz tamamen düşecek diye ayak damarlarınız ayakta açıldığı için çekilecek. Bakın hiçbir ilaç yok. Tablet yok. İğne yok. Tamamen doğal. Stres yok. Ama siz hastalandı mı tabii ki yine doktora gideceksiniz. Tabii. Artık mamayı yapalım hocam. 20-25 dakikamız var çünkü. Bu kozmik mamayı ben de çok merak ediyorum. Yapacağız değil mi? Yapalım. Haydi. Evet, hadi kozmik mamamızı yapalım. Getireyim mi hocam? Ben getirdim seni. Tamam. Tamam hocam. Burada hocam daha önceden hazırladık, kaynatılmış suyumuz da var havucumuz. Evet. Ve irmiğimiz var. Şimdi bu bizim şifalı yemekler. Yemekler. Niye şifalı yemek diyoruz? Bakın şifalı hareket. Hareketi bozuk hasta oluyor. Evet. Koşuyor. Ya niye koşuyorsun Lev? Bir gün burada spor hocamızı getirelim. Bakın programları böyle yapalım. Yani lenf açılmadan siz rahatlayamazsınız ki, zayıflayamazsın. Basen bölge insan lenfleri tıkalıysa asla kata hiçbir kimse onu... Niye kilo veremiyorum? Niye veremezsin. Kilo veremiyorum? Çünkü lenfler tıkalı. Lenfler tıkalı. Bilmeden Çağlar... işte... Önce çöplüğü diyetler kurutacaksa yapıyoruz tabi. Evet. Niye işe yaramıyor diyoruz ama aslında olayın geldiğini sorunu bilmiyoruz. Bilmeden yapıyoruz. Çağla Hanım'da çok büyük ilerleme var. Evet hocam. Yani... Kendisi kozmik bir insan olduğunu. Evet. İnşallah size de size de nasip olacak diyorum. İnşallah. Hocam kozmik mama şimdi. Evet. Evet. Şimdi kozmik mama çok önemli. Şimdi anneler maalesef hazır hep işte yok sütüm yok bunun yok. Anne sütü nasıl artar? Oradan bir girelim. Her gün ayva hoşafı. Burada ayva var mı? Bak Alişan. Varsa bak yani. Rezene çayı demiştik hocam. Ayva, armut, rezene çayı. Çünkü İroni yapıyoruz yine. Yani bunlar ironi yapıyoruz akılda kalsın diye. Dil bile böyle öğrenilir. Türklerin şeyi nedir? Armut lafı kullanılır. Ayva lafı kullanılır. Annelerimiz bunu niye söylüyordu? Süt olması için ayva ve armut yiyin. Ne kadar önemli değil mi? Bakın. Demek ki bunun hoşafını yap. Isırgan ve rezene yine çok çok önemli. Tamam. Sütü artıyor. Mama lazım. İşte gördüğümüz gibi hemen iki tane havuç rendeledik. Ve patates gördüğümüz gibi. Patatesi de rendeledik. Şimdi irmiğimiz burada görüyorsunuz. İrmiğimiz var. Evet. Bu da çok önemli. Tabii tereyağının da burada anlatalım. Değil mi inşallah? Bakalım. Hayır hocam yok. Yani. Yo, yakarız. Orada tamam. Tereyağını. Tereyağını evet hemen. Okuyayım ben. Evet. 82 oranında süt yağı, su, süt şekeri, laktoz, mineral, suda çözülmüş vitaminler, protein, asitler ve aromalar içerir. Ben size şunu söylüyorum. Lan ömrünüzde. Günde 2-3 dilim küçük ama ince dilim. Yani sabah kahvaltıda bir dilim yiyip yaşayın. Bakın bedeninizde yağ olur mu? Tuz yeme enerji gitti. Yağ yeme enerji gitti. Nasıl? Evet, ha bayıldı mı da tuz veriyorlar ha. Tuz yeme diyorlar ya Çağla. Sonra tuz yalatırlar, yok şeker. Hayır, serum tuz zaten. Serum tuzlu su, doğru. Yani bu nasıl bir mantık ya? Organik. Tabii. Ama maalesef şimdi tereyağlar öyle değil. Sissiz olun, tereyağını alacaksınız. Üstüne köpürürse tehlikelidir.
O kök geri kalan. Acımıştır o. Hatta bunu kaynattınız vardır. Bir kere evinizde artık metal kaşık kullanmayın. Lütfen bir tane tahta kaşık önemli. Bunu bir kere söylemek şunu istiyorum. Bu tahta kaşıkla böyle içinden su çıkacak. Basa 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 250 gramlık tereyağı 100 gram 150 grama kadar düşüyor. Koyuyorlar bilmem ne koyuyorlar. Koyuyorlar da koyuyorlar. Yani tereyağı da düzgün olması lazım. Evet. Hemen irmik bu 2 adet havuç, 1 adet patatesi koyduk. 1 çay kaşığı bunun içine koyuyoruz. Tabi oraya biz tavaya koyacağız ama bilinsin diyelim. İrmiğimizi de koyduk. 2 tatlı kaşığı evet. İrmik. Yani birazcık şey az tamam. Oldu. Şöyle ondan bir göz sonra, kararı. Evet, bir de tatlı kaşığı da tereyağı koyuyoruz. Bunu da koyuyoruz. Çocuklara mama yapıyoruz hanımlar. Elimdeki kaşığı için biraz fazla koyuyoruz. Çay gibi. Evet. Şimdi suyumuzun içine koyacağız. Sulumun içine. Çiğden koyalım. Kaynamış suya mı hocam? Tabii kaynamış suya. Kaynarken. Bu arada yağı gördüğünüz gibi yakmıyoruz değerli dostlar. Üstünde hepsiyle birlikte. Hepsi içinde. Siz olun yemeklerinizde. Çiğden koyacaksınız. Karıştırıyoruz onu şimdi. İyice karıştırıyoruz. Hocam içinde neden havuç ve patates var? Şimdi havuçun içinde o kadar vitamin C, D ve E vitaminleri var. Evet. Yani şimdi çocuğa bakın. Şu vitaminleri Alişan şimdi size okuyacak. Patates koyduk, havuç koyduk, irmik koyduk. Neler var içinde? Bak çocuğunuza neler verdiniz şimdi. Havuçta B. Tamam, B vitamini, B kompleks vitamini, her şey lazım. C, hücre için, E, cinsel aktivite organlarının gelişmesi için ve devam. Tezde de protein. Yoğun bir protein var. B, C vitaminleri ve potasyum. Kas gelişimi için, kas yapması için, yine mide için, mide gelişimi. Ne? İrmikte %73 oranında karbonhidrat, 100 gramında da 360 kalori bulunuyor. Bakın, 360 kalori var, çok besleyici özelliği var. Dolayısıyla tereyağını demin o... Yani buna kabak da koyabiliyor muyuz hocam? Atıyorum ne bileyim, bravo. Pirasa da koyabilir miyiz bravo. Vesaire? Olacak, şimdi, her şeyi kendimiz yapabiliriz. Bu anası. Bu ilk. Bakın bu çok ucuz. Şimdi bunun patates içine bu 20 dakika kaynıyor. Evet. 20 dakika. Biz şeyleri kaynattığımız için o kadara gerek kalmayacak. Şimdi ne atıyoruz? Domates. Hemen bir tane burada tık 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 veya hazır mikserimiz varsa o da olabilir. Hani soymamızda fayda var. Hemen soyuyoruz. Domatesin de içinde hemen oradan. Domatesin içinde likopen. Likopen dedi. Fosfor, potasyum, A, B, C ve K vitamini. Bakın A, B, fosfor ve likopen etken maddesi ne yapıyor? Bunamayı önlüyor. Yaşlanmayı önlüyor. Çok önemli. Onun için gerçi o tabi yani, çocuk olduğu evet. için biz aldık. Bunu hemencecik böyle bir tahta kullanacağız. Tahta kullanacağız. Kesinlikle metallerin üzerindeki tahta kullanın. Daha büyüğü yok muydu şey Alişan? Daha hocam sok. Evet. Bunu kuşbaşı mı yapacağız? Evet, hemen bir bıçak alalım. Ben bir yapabilirim. Şey, hemen bıçak. Ben yaparım. Koy bıçak sen. Aldık. Şunu bunu. Şunu alıyorsun. Hemen tak 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 hızlıca. Hızlı hızlı. Çağla Şiker'den. Bebelere mama. Bebelere mama. Hemen bunu koyuyoruz. Tabii bu şimdi birinci gün. Bu maddeleri koyduk. Çağla Hanım'ın dediği gibi
İkinci gün ne yapacağız? Kabak koyacağız içine. Küçük küçük yapacağız. Hemen içine koyuyoruz bunu. Alıyoruz. Direkt kaynamış suyun içine mi atacağız? Kaynamış suyun içine. Biraz eli yakışıyor. Sen güzel yemek yapıyorsun. Yapar diyorsun. Yetenekli. Bir gün bir kozmik makarna yapayım hocam. Bir gün bu sözünü yazalım da bir yere. 20 dakika bu kaynıyor. Bu çok... Hocam domatesin de tabii organik olması lazım değil mi? Tabii. Gördüğümüz domates çatlamış dikkat ediyorsanız. Artık büyüyor. Evet. Domates ne olmuş? Çatlama yapmış. Hala yerinden koptuğu halde o kimyasallar bunu büyütüyor, çatlamış domates. Yani tavuk nasıl kesti mi bir 10 gram 20 gram büyüyor dolapta yine böyle. İçinde bu bedeninize girse de büyüyecek demek ki yani öyle gözüküyor mu acaba? Bu da birinci gün domates kattık hocam. Birinci İkinci gün domatesi kattık. İkinci gün kabak katıyoruz. Üçüncü gün ne yapıyoruz? Kereviz katıyoruz. Yani bazımız havuç. Evet. Anası bu. Anası bu. Üzerine biz istediğimiz sebzeleri. Her gün çocuğa değişik vitamin ve mineral. Ne var değişik okuyalım. Mesela kerevizde. Kerevizde A, B, C vitaminleri. Olacak. Selenyum, fosfor, çinko. Selenyum bakır. Alması için kereviz. Dünyanın en güçlü ürünü. Evet. Ne yapıyoruz? Bir tahta rendeyle. Bence hiç kesme bıçak kullanmayın. Hemen. Bir gün kereviz. İçinde selenyum var. Fosfor var. Yani yok. Vitaminleri var. Müthiş bir şey. Böbrek gelişimi için bütün A, B, C vitaminler var. Saça da mı iyi geliyor acaba? Evet. Üstünde saçlar var. Saç için sarımsak. He? Tabii kereviz. Bedende yani ben kerevizi bu mevsimde haftada bir defa kereviz yiyin. Sağlıklı çıkarsınız. Hasta da olmayız. Kesinlikle böbrek. Ve sadece bir gün kereviz muazzam bir ben şey. Ben bayılırım kerevize. Güzel bir çiğ zeytinyağı. Severim, çiğ, tabii. Güzel, limon. Azıcık üstüne böyle bir pul biber. Yani koyacaksın. Derne. Yani bak kokuya bakın şu. Böyle bir şey olur mu ya? Muazzam. Evet çiğ çiğ. Tamam. Evet, tebrik ediyoruz. Benim hocam olanlar geldim. Havucum. Karnabaharı çiğ yemeyi seviyor. Evet. Kesinlikle. Piştiği zaman o kadar bayılıyor ama çiğ daha çok seviyorlar mesela. Çağla Hanım ikinci tebriğim size bugün. Çağla Hanım ikinci tebriği de aldı bugün. Ama yani şimdi için söylememde mahsur yok. Yani Gülben Hanım bu konuları bilirdi. Çok uyumlu programlar yapardık. Sizi de tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çocuklarınıza meyve suyu sıkıp, tamam sıkın ama havucu, havuç suyunu değil. Evet, onun şeker, içindeki jelibon, çikolata alsın. Vereceğimize ben mesela hemen bir havuç veriyorum. Biraz kerevizi bölün verin, elmayı bölüp verin. Suyunu sıkmak için aldığınızda, diyoruz ya detoks günü. 20-27 Aralık şimdi detoks, 10 yaş gençleşme. Kurtulma. Orada... Kırmızı pancara havucu, kerevizi, rokoyu, suyunu sıkıp için. Niye? Bağırsaklarınız boşaldığı için programı tamamlamanız lazım. Ama normal halde ne yapacağız? Bu şekilde. Portakalla ilgili de bir fikir vereyim. Portakalı kesinlikle sıktırmayın. Bakın, elmayı portakalı soyarak yiyin derler. Hatta hocam soyarak da değil üstündeki kabuğunu soyarak yememiz gerekiyor. Çünkü portakalın üzerindeki vitamin değil mi hocam? Öğrenmiş. Evet 3-0. Halişan 3-0. Evet bakın. Niye elmayı sayarak yani portakalı soyarak yiyin? Bu nene sözü. Ondaki şu beyazın yenmesi lif gerekiyor. Olarak yenmesi lazım. Pişmada bu kullanılıyor. Ben bunu özel olarak kendim yerim evde. Beraber yerim. Yani onun için de böyle mesela yine domatesin bile
kabuğunu atmayın. Ama hangi domates, hangi portakal? Tabii, o önemli. Şimdi bu portakal şekli belli. Şimdi bunu yeşilken topluyorlar. Maalesef bu depolara koyuyorlar. Orada söylemek istemiyorum bu millete ama yapılıyor bunlar. Bir takım kimyasallar, hatta kükürtlü, hatta farklı şeylerle, nem kaybedip kilo kaybı olmasın diye parafin konuluyor. Parafin yedi mi olmaz. Evet. Ne yapacağız? Aynı şey burası için. Bakın çocuklarımız hassas. Bütün burada içine koyduğumuz birinci gün domates, üçüncü gün ıspanak, dördüncü gün roko, beşinci gün tere, altıncı gün yedinci gün enginar, sekizinci gün ıspanak. Bunları koyduğumuz çok önemli. Hemen sirkemiz var. Hemen sirkemiz. Bir tane tas alıyoruz. Boş şöyle bir tane. Tencere şu. Tamam. Aldık suyumuzu dolduruyoruz. Buradan dolduruyoruz suyumuzu. Durduk. Neden bunu yapıyoruz? Alişan şimdi dolduruyor. Çünkü bu böcek öldürücü, insektisit dediğimiz değişik türde kimyasal. Mesela bizde öğretirler ki okuduğumuz bilimde, toprak bilimi, bitki okuduğumuz ilaçları, bir domates ilaçlandıktan sonra 5 gün içinde asla beklemesi lazım. Ben beklendi mi beklenmedi mi düşünüyorum. Bunu aldık ki diyelim domates. Hemen koyuyoruz. Kereviz koyduk içine. Ispana koyuyoruz içine. Buradaki bir koyduk. Ne yapıyoruz buna? Sirkemiz. Ha, hemen buradan ne yapıyoruz? 2 litre suyun içine 3 çorba kaşığı sirke koyuyoruz. Özellikle mümkünse, hamile hanımlar hocam buna çok dikkat etmek zorunda. Çünkü yoksa evet, plazma denilen kesinlikle zararlı madde var. İleride bebeğini bile kaşık yine tahtamız yok. Size buraya tahta şey alalım. Bizim mutfağımız evet biraz zayıf. Bunu bastıralım. Ne yapacağız bunu? Biraz üstüne bir ağırlık koyarak. Yalnız zaman anneler bunu geceden şeyini koyun. Üstüne şöyle bir bilirsiniz. Kapatalım yani. Ha, mesela olsun yani şurada şöyle bir kapak. Şöyle basacak ki ha, suyun içinde diye, dursun kalsın diye. O sirkeyi yani temizlesin. Kalsın zaten. Şimdi siz bunun da nasıl önleyici, sağlaması nasıl? Sabahleyin bunun dibine baktığınızda kapkara içinde görüyorsunuz. Renkler görüyorsunuz. Onlar işte bütün zararlı maddeler. Evet, hatta bunlar parazitler var. Bunları genelde gübreyle yaptıkları için bu kenarlarında parazit yavruları, yumurtaları burada kalıyor. Solucanlar vesaire. Onlar oluyor. Bakın daha şimdiden suyu görüyor. Bakın. Bakın neler çık. Bak bak solucan. Gibi. Vallahi bak şurada. Şimdi. Bak ışıkta. Evet. Demek ki. Bakın daha şurada, sadece sirkeli suyla bir iki dakika yaptık. İki dakika içinde. Bir yumurtalar. Ne hocam o? Yumurtaları. Yani kenarında kalmış. Genelde ıspanak. Çünkü bunların buralarda hocam, kalıyor. Tarlada fare geziyor bunların üstünde. Bakın İlaç şurada var. Elime baksanız. De böyle yıkanmış. Sirkenin asiti oradakileri hemen çıkıyor. Normal suyun içine yapamayacağı alıyor. Şeyi yapıyor yani yapıyor. Sirkeli mutlaka onun sebzeleri. Evet. Çok çok sirkelere hiç tabii evinde çok rahat ve çok ucuz. Bir mamanızın size maliyeti 5 liradır. 5 lira. Ama 10 15 20 tabii, katı tabii canım. Ve içindeki emilgatörler, katkı maddeler yapabilirler, bir yere getirebilirler. Bizim vardı burada tozumuz. Hı hı. Yaptık şu anda. Orada da sanıyorum şeyimizde var, kavanozumuzda.
Mesela bunun içine sadece pırasa koyabilirler, soğan koyabilirler. Biz 120 kiloluk bir uygulama yaptık. 120 kilo bitki aldık alışverişte. 10'ar kilo da havuç koyduk içlerine. Bakın hepsinden 10 kilo havuç, 10 kilo kereviz, 10 kilo pırasa. Bunun hepsini koyduk içine. Tereyağını koyduk, yaptık, kuruttuk. Kuruttuk. Sonra toz halde onu bir kavanoza koyduk. Orada oraya koyduk. Anne bu tozu alır kavanoza kapatır eline. Her gün yap. Buradan bir tatlı kaşığı şunun içinden kullanır. Koyduğu zaman onu karıştır. İşte verdiğimiz zaman B, C, D, E, fosfor, yapacağım. Bütün azotlu vitaminler, F vitamini, likopen, kalsiyum, karbonhidrat, demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum. Ondan sonra. Yani hastalanır mı? Bakın sadece ıspanakta A, B, B1, B, K, magnezyum, fosfor ve iyot var içinde. Yani organları gelişmedi. Bakın sinarin, silmarin, bakın sinarin, enginarin içinde. Almazsa çocuk nasıl yaşayacak? Nasıl gelişecek? Onun beyin gelişimine o çocuk hasta doktora gidecek. Verecekler antibiyotiği. Kalan ömrünü sürüne sürüne bağışıklığı bitmek. Bu arada da okullarda, mekteplerde kirlilik parazitleri alacak. Çocuklar geceleri dişini şıkır şıkır sıkmaya başlayacak. Tamam, parazit de. Kirli suyun bir boşalttığı şu pislikleri bir görebilir miyiz? Bak. Evet, evet. Tabii. Bayağı. Yani çıkar, yani bunları görün. Tabii bu bizim gözle gördüğümüz bir artıkları var. Evet, peki, gözle bir şey sormak istiyorum. Yani onun hocam, için. Az vaktimiz kaldı, bir şey sormak istiyorum. Hülya Avşar, leblebiyle diyor, beyaz leblebiyle 9 kilo mu ne vermiş? Beyaz leblebi yarar mı? Beyaz leblebi böyle bir şey yarar mı? Yani leblebinin özelliği su tutucu. Bir emer. Tokluk hissi yaratır. Ya şişer. Hı hı. Mesela şimdi burada. Beyazı mı sarı? Beyazı. Beyazında. Tamam. Şişer. Hülya Avşar beyaz leblebiyle zayıflamış. Ama zayıflayın. Bakın. Ama bir şey demiyorum. Kendisine de programlar yaptım. Ama şu var. Hiç ile efendime söyleyeyim biberle efendim işte söyledim marankinin işte ile zayıflayamaz. Yok böyle bir şey ya. Olay zayıflamaya destek yapar. Hı. Katkı yapmadan, karaciğerini temizlemeden, evet. Safra kesendeki salgı yediğin yemeğin üstüne onu parçalamazsa sen istediğin kadar leblebi ya faydalı leblebi bedendeki suyu çekiyor, şişiriyor, doygunluk hissi veriyor. Yemek tamam. Yemiyorsun. Yemiyorsun. Ama ne kadar sağlıklı bu işte hocam ondan bahsediyor. Tek tip beslenmeden bahsetmiyorum. Bir kere çöplük temizlenecek. Bir. İkincisi motivasyon. Hareket. Bağırsağın üstünde duruyor. Çengeli, aklış, yapışmış. 5 kanatlıdır o. Enya. 30 metre, 15 metre. Tüm bağırsağın içinde kanını emiyor. Kileri yiyeceksin. Artı biyorozenaz. Yetmez. Radyo dalgalı onu şok. Nasıl hayvanları Amerika'da ben gittiğimde doktora üstü. Hep hayvan helal olsun diye. Bir gün dediler ki bir yeri gezdirdiler. Danalara böyle 2 tonluk dana dünya sallanıyor. Elektrikler tüzük bir şokluyor. Kanı içinde kalıyor. Ama biftekler ondan öyleymiş. Burada yapıyorlar mı? Yapabilirler diye de aklıma geliyor. Kanlı. Neyi anlatmak istiyorum? Biyorezonansla öldüreceksin. Yeter mi? Yetmez. Bir gün yaptıracağız burada. Hafta yapalım. Ben size o lenf drenaj 5 kilo çıkmanın yerine nasıl 5 dakikada aynı beden diyorsun. Bunu burada gösterelim. 5 kilometre koşan bakın, yerine 5 kilometre dakika burada bir hareket göstereceğiz. Bir hareket göstereceğiz. O en sevdiğim. Lenf drenajı. Bu çok sonra önemli. Kilo vermemiz de kolay. Yani biz bu detoks kampları spor 1 saat
Mesela şimdi Alişan'ın bir gün ölçelim boyunu. Ölçün hocam. Yok, mutlaka. Büyük ihtimalle. Yani biz, seninki uzun çıkar, benimki evet, eğri çıkar. Burada nasıl duruyoruz? Hep bir ayakta, dikkat edin. Evet tabii. Buna verince bu boşta kalır. Topukta düşünün böyle olduğunu. Eğik, büyük böyle bir şey oluyor. Yani biz 20 can, hiç kimsenin hocam ayağı şey çıkmadı. Bunu bir anlatalım. Tamam. Bu bitmedi. Finalde. Oldu hocam sanki bir 15-20 dakikadır zaten şimdi kaynattı. Şimdi burada bir çorba aldı bakın. İyi. Çok güzel bir çorba oldu. Bunun içine bir de kristal tuzumuz var orada. Kristal tuzumuzdan içine kristal tuz atıyorsunuz ayrıca. Tamam. 5 gram. Bir günlük. Bu bir günlük maması bir oldu. Bir öğün yani hocam. Yoksa tabii, biz bunu hem öğlen hem akşam yiyelim. Boyunca. Bu bir günlük maması tamamen çıktı çocuğun. Başka hiç çok bunu böyle yiyecek mi? Hayır. Bunu iyice geçirecek. Yani sıfır bir milimlik şey hale getirecek. Gibi. Bakın burada dediğimiz. Burada hocam. Bak bu hale getiriyoruz bunu. Tamam, bunun içinde domatesi kaynattık, etirdik. İçinde bunun hepsi saklanıyor. E hocam buna emin durur mu? Durur kardeşim. Durur. Bu tabii olduğu için durur. Durmayacaksın. Bir haftalığını yaparsın. Elinde bu toz durur. Bunu getirirsin. Bir tatlı kaşığı alkali suyun içine koyarsın. Onu çocuğuna içir. 6 aydan 2 yıla kadar çocuklarınıza verecek kozmik mama. Anne zaman evet, çocuklarına bir daha ek gıda tabii hiç ki yemekten şey düşünmesine gerek kalmaz. Hiçbir şeye gerek kalmaz. Çağla Hanım çocuğunda hissedecek bunu. Enerjisi, o çocuk artık gelişiyor, bağırsakları düzelir. Bağırsakları bir kere kabız olan çocukların kabızlık problemi gidecek. Gece uyuyacak. Niye? Sindirim sistemi normale dönecek. Psikolojisi düzelecek. O çocuklarda da onun kabızlık için olur. Olur. Evet olur. Yani ya ileride bir ötesi var. 2 yaşa doğru da diyelim ki çocuğunuz hafif ıslandı. Birazcık kabızlığı var. Zencefil mesela. Onun içine bir hafif bir zencefil karıştır. Bir gün zerdeçöp karıştır. Tabii yine toz halde almamaya çalışın. Kapalı ambalajsız hiçbir şey almayın. Bir üzüntümü de paylaşayım burada. Bir yer açılmış. Hazır gıda satıyor. Hanımla bir girelim dedi. Kuyruk var. Allah Allah. Çok bir girdik. O mamaları, o sütlaçları, o tavuk göğsü. Tavuk göğsü ne kadar biliyor musun? 1 lira. Baklava 4 lira. Ucuz mu bu yani? Bedava böyle bir şey olabilir mi ya? Tavuk gözü 1 lira olabilir mi bu ya? Mümkün miymiş efendim? O zaman ben sordum bu tereyağlı mı o şey? 4 lira. 20 lira. Mümkün mü yani o fiyat? Hayır dedi, bakın dedi broşürünü açtım. Ha. Tereyağı gibi hani falan bir yağ var. Ha ama nereden? Şimdi sen onu resmen ürünlere ironi yapmış. Çağlar olur hani deriz. Çağlar hani insanlar. Hı hı. Bu milleti maalesef çok üzülüyorum. O zaman hocam uyaralım. Bir şey Taksim'de tuvalet 5 liraysa siz 2,5 liraya kilosu 1 liraya tavuk göğsü yiyip narın kilosu 5 lirayken 1 kiloluk konsantre o da dışarıdan geliyor içindeki jelatini 41 yani domuz katkılı olabilir mi? O tuvalete bir daha çıkamazsınız. Yani o tuvalete bağırsaklarınız yapışır. Kalan ömrünüzü mutsuz Yahudi bilirler ya cimriliğiyle. Kardeşim ben ucuz yaşayacak kadar zengin değilimdir. Çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra evet, bir de bir kış şeyimiz var. Reklamlar. Siz de ben becerikliyim, hünerliyim. com.tr adresine giriyorsunuz. Oradaki formu doldurup becerilerinizi ve hünerlerinizi
Veriyoruz sizlere efendim. Haydi hocam bakalım. Harika ediniz yine. Çok bize teşekkür ediyoruz. Muhteşem. Ne bu sebebimiz? Ay, ama harika yani şey. Havucu alıyorsun, patatesin kokusunu hepsini ayrı ayrı alıyorsun. Direkt yer, bunu kalan ömrünü kaliteli. Hocam bunu ben alayım, ben çeyizime koyayım da çocuğum hocam sonra verir. Bağışıklığı kullanabilir. Hani çocuk çelimsiz şey yapamıyor. Bir kaşık, bir tatlı kaşık suya bir gün size yeterli. 120 kilo dediğim gibi bu uygulama. Size onda biri de düşürün, 12 kilo size harika. Bir ay yeter. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok şifalı bize bilgiler hocam, verdiniz. Hocam önümüzdeki hafta ne yapıyoruz? Biraz burada hareket hocam, edelim. Çok kısa hocam kapanış yapmak. Yaş gençleşme hanımlara yönelik bu detoks tarihi geliyor çünkü. Bunu yap. Tam anlatacağız. Karaciğer, safra kesesi, kalın bağırsak problemi olan, paraziti olan, bozuklukları olan, depresyonda olan. Gir hocamın konu. Bunlara haftaya ama haftaya yani. Gelmeden bu cumartesi gün ben Kastamonu'da bir hocama mutlaka Frenkşah Yaşam Merkezi'nde konferans salonu var. Orada konferansı bekliyorum. Kastamonu. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.